sahabe sessiz mi kaldı? Onlar da ümmetti. Hangi sahabe sessiz kalmıştır? Şöyle bir gat bak arkana, bir dön bak. Kıtalar ötesine git, asırlar ötesine git, yüzyıllar ötesine git. Kim susmuş? Kim susmuş ki sen susacaksın? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerif sözleri yok mudur? O güzel sözleri yok mudur? Ümmeti Muhammed'e ders niteliğindeki sözler yok mudur? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demedim Allah Resulü. Haksızlık karşısında susan şerefinden de olur demedi mi Hazreti Ali Keremallahu Veçhe? Onun için susmayacağız. Müslümana susmak da yakışmaz zaten. Haksızlık karşısında susanlar, dilsiz kalanlar bilsinler ki mahşer günü Allah Azze ve Celle'nin huzuruna dilsiz olarak çıkacaklar. Sadaka Resul, sadaka Resul. Kolay değil bu işler. Kolay değil bu kadar. Yaşam bu kadar ucuz değil. Yaşamak bu kadar ucuz değil. Belki sen evinde sabah kalkınca güzel kahvaltılar yapıyorsun. Sen öteki işine çok rahat gidiyorsun. Şen şakrak gidiyorsun belki. Ama öyle senler, öyle canlar, öyle benler var ki ızdırap içindeler, ızdırap. Bir hadis daha söyleyeyim mi size? Bir hadisi şerif daha paylaşayım mı? Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor Allah Resulü. Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir diyor Allah Resulü. Sadaka Resul. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ne yapmamız lazım? Müslümanın dertleriyle dertlenmemiz lazım. Müslümanın derdiyle dertlenmek lazım, kederlenmek lazım. Belki günümüzü gün ediyor olabiliriz. Edeceğiz tabii. Senin de hakkın yaşamak. Senin de hakkın. Müslüman kardeşlerimizin imtihanıdır o. İmtihanlarıdır belki o. Ama şunu da unutmayalım. Belki de onlardan çok zulüm altında kalanlardan çok zulüm altında kalmayanların imtihanıdır. Hiç düşündün mü bunu? Hiç düşündük mü bunu? İmtihandır diyoruz. Evet, imtihandır. Ağırdır imtihan. Ama hiç düşündük mü? Hiç düşündük mü? Acaba zulüm altında kalmayanların imtihanı daha mı ağır? Daha mı zor? Acaba sen mi o imtihandan geçiyorsun? Onlar canlarıyla geçiyorlar. Sadakatlarıyla geçiyorlar. İtikatlarıyla geçiyorlar imtihanı belki. El bilteci tanır mısınız? El bilteci. İhvan lideri. Kızı vardı onun, Esma. Esma kızı vardı. Şehit oldu.
Babanın kızına yazdığı mektubu okuyacağım şimdi size. Bir babanın şehit olan kızına yazdığı mektubu okuyacağım size inşallah. Aklıma seni. Mektubun içinde neler var bilir misiniz? Okudunuz mu? Ölürüm yakına. Kaç yaşındaydı Esma? Esma kaç yaşındaydı? Aklıma seni. 17 yaşındaydı daha Esma. 17. Ne canlar gidiyor orada. 5 yaşında yakılan çocuklar. Dünya görsün diye fotoğrafları çekiliyor. Ama dilsiz şeytanlar var. Susmayı tercih eden şeytanlar var. Konuşmaya yürekleri olmayan şeytanlar var. Bazılarını tenzih ederim. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Allah yolunda gidiyorlar. Ama bazıları vardır ki mikrofon başında bülbül gibi şakıyanlar. Neredesiniz? Neredesiniz? Anlatmak güzel, konuşmak güzel, söylemek güzel, gülmek de güzel. Yakışır senin gibilere, sizin gibilere, dilsiz kalanlara, şeytan olanlara. Allah Resulü demedim aleyhissalatü vesselam. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Neredesiniz? Kurbanlar olayım. Allah Resulü demedim aleyhissalatü vesselam. Müslümanın derdiyle dertlenmeyen bizden değildir demedi mi? Sana yüz sürüşüm geldi. Canlar et pazarına dönmüş oralarda. Adına seni. Çoluk çocuk katlediliyor. Dünya ise seyrediyor. Ama elhamdülillah. Can vatanımız, güzel vatanımız Türkiye'mizde. İnsanlar bir oldu, birlik oldu. Hayır bildiğinde şer, şer bildiğinde hayır var derdi ya. Hayır bildiğinde şer, şer bildiğinde hayır vardır ya. Türkiye Cumhuriyetimizin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da okudu. Onun da gözleri doldu. Sen de oku, senin de. Merhamet varsa, vicdan varsa, onur varsa, gurur varsa, iman varsa sen de üzül, sen de dertlen. Kurbanlar olurum Rabbına seni. Kokundan getirdi acılar bana. Kurbanlar olayım kokuna seni. Ben beni bileli ben sana hasret. Bas beni bağrına bitsin. Bakıyorsunuz çoluk çocuk, kadın yaşlı dinlemeden katlediyorlar. Nasıl program yaparsın? Nasıl gülersin? Hangi can dayanır buna? El insaf derler adama. Sen bu dönemde, bu vaziyetlerde nasıl gülersin? Neye güleriz? Acanacak halimize mi gülüyoruz acaba? Neden kahkahalar atarız? Acınacak halimize mi atarız? Toprak günde 10 kere seslenir. Toprak günde 10 kere seslenir.
Ey Adem oğlu der. Ey Adem oğlu. Üzerimde çok gülüp eğlenirsin. Ama vallahi de içime girdin mi? Ağlayacaksın. Ağlatacaklar seni. Üzerimde her türlü günah işlersin. Halbuki içimde azap göreceksin der toprak. Ey Ademoğlu, neye gülersin? Ağlanacak halimize mi gülersin? Neye tebessümler edersin? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cihada yolladığı sahabesine emir verirdi. Bakın emir, size karşı kılıç çekene kılıç çekin derdi. Sizlere karşı kılıç çekene kılıç çekin derdi. İbadethanelerine sığınanları zorla içeri girmeyin derdi. Kadınlara, yaşlılara, çocuklara dokunmayın derdi. Hatta ve hatta ağaçları kesmeyin derdi. Ağaçları kesmeyin derdi. Ağaç bu, ağaç. Müslümanlık böyle bir şeydir. Müslümanlık buna el verir. Savaşta bile erkek erkeğe. Ama nerede o yürek? Nerede o yürekler? Onlar Bedir'i çok iyi biliyor. Onlar Hendek'i çok iyi biliyor. Onlar Mute'yi çok iyi biliyor. Onlar Yemame'yi çok iyi biliyor. Onlar Osmanlı'yı çok ama çok iyi biliyor. Onun için onlarda öyle yürek yok. Müslümanın karşısına kim çıkabilir ki kora kor? Ancak böyle çoluk çocuk. Çoluk çocuk. İşte hangi yürek dayanır bunlara? Hangi mezhepte vardır bu? Hangi dinde vardır? Ama onlar yapıyor işte. Benim efendim, benim sultanım, iki cihan serveri. Ağaçlara bile kıymayın diyor, ağaçlara. Yaşlılara ellemeyin. Çocuklara dokanmayın. Kadınlara dokanmayın. Ancak ve ancak size kılıç çekene kılıç çekin derdi. İşte bizim dinimiz böyle bir dindir. İnsanlık öğretir. Medeniyetliyim diye geçinenler, medeniyeti kimden öğrendiniz? Medeniyeti nereden öğrendiniz? Medeniyeti Medine'de öğrendiniz, Medine'de. Ben medeniyim diyenler, ben medeniyet içinde yaşıyorum diyenler, kimden öğrendiniz bunları acaba? Bu sözleri nereden öğrendiniz? Kim öğretti bunları? Bakın.